Cumhuriyet TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Orta Doğu'da gerilim bir türlü düşmüyor. Yeni gelişmeler var. Özellikle İsrail ve Lübnan arasında. Bunları konuşacağız. Konuğumuz Cumhuriyet.com.tr Dış Haberler Müdürü Mustafa Birol Güger. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkürler. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. Şimdi zaten bir Filistin-İsrail savaşı aylardır gündemimizde konuşuyoruz. Fakat yeni gelişmeler de var. Nedir son durum? Hizbullah çatışmasında İsrail'in. Evet. E, 17 Eylül'de malum hepimizin bildiği üzere istihbarat tarihine geçecek bir e, operasyon yapıldı ve e, eş zamanlı olarak Hizbullah üyelerine ait çağrı cihazları arkasından da telsizler infilak ettirildi. E, bu olayın ardından e, tabii e, bütün uzmanların da hemfikir olduğu gibi e, çatışmalar Artık yani bölgesel bir savaş riskini doğuracak kadar yükseldi. e Şimdi şu anda Hizbullah ile Lübnan'ın özellikle Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde Hizbullah kuvvetleri ile İsrail ordusu arasında çatışmalar devam ediyor. İsrail ordusunun saldırılarının daha çok hava saldırılarında yoğunlaştığını görüyoruz. E Hizbullah da bunlara kısıtlı olarak roket atışlarıyla karşılık veriyor. Evet. Bir taraftan çeşitli ülkeler Lübnan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. Bir taraftan İsrail'e yönelik uçuşların e, bir bir askıya alındığına biz şahit oluyoruz. E, tabii ülkelerde çeşitli açıklamalar yapıyorlar. Hı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri Biden bugün dedi ki e, Orta Doğu Orta Doğu'da daha büyük bir savaşın çıkmasını engellemek Hı. için çalışıyoruz dedi. Fakat bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye çok fazla e, birlik kaydırdığını görüyoruz. İşte son olarak. ABD ordusunun 101. Hava indirme Tümenine ait unsurlar 4 kargo uçağı Kıbrıs ve İsrail'e indi. Hemen arkasından USS Truman uçak gemisi Norfolk'tan hareket etti. Muhtemelen istikameti Doğu Akdeniz olacaktır. Ve yine 6 adet A-10 ve 3 adet tanker uçağının Akdeniz'e kaydırıldığına, İspanya'ya kaydırıldığına dair bilgiler var. Şu ana dek saldırılarda Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre 492 kişi ölürken 645'ten fazla kişi de yaralandı. Hı hı. E, aynı zamanda İsrail'de de e, Hizbullah'ın misillemeleri sonrası olağanüstü hal ilan edildi. Peki bu gelişmeler yani bölgede daha sert e, daha sert çatışmaları tetikleyebilir mi? Evet. E, şöyle e, şimdi Zannediyorum dün İsrail ordusu tarafından yapılan bir açıklamada e, Hizbullah'ın ana karargahına ev sahipliği yapan yapan Beka Vadisi'nin de hedef alınacağı söylendi. Hı hı. Şayet böylesi bir adım atılırsa şüphesiz ki e, çatışmalar daha da şiddetlenecektir diye düşünüyorum. E, Netanyahu harekata ilişkin yaptığı açıklamada son olarak kuzeyde güç dengesini değiştirme sözü vermiştik ve bunu hı hı. yerine getirmeye çalışıyoruz dedi. Şimdi bana kalırsa 17 Eylül'de yapılan saldırılar daha büyük bir hareket için bir öncü saldırı niteliğindeydi ve bunun amacı da hedefi de rakibin moralini kırmaktı, psikolojik üstünlük sağlamaktı. Yani bir öncü saldırı niteliğindeydi bu. Fakat aynı zamanda bana kalırsa daha kapsamlı bir harekatında ilk adımıydı. Yani bu karmaşadan yararlanmak isteyecektir İsrail. Şimdi pek çok kişinin muhtemelen aklında aynı soru vardır. Yani Gazze'de gördüğümüz türden bir kara harekatı bu bölgede yaşanacak mı? Şimdi İsrail 12 Temmuz 14 Ağustos 2006 tarihleri arasında Güney Lübnan'a bir kara harekatı düzenledi fakat istediği neticeyi alamadı. Hı hı. E, bu sebeple e, bu tarihten sonra da özellikle Güney Kıbrıs'ta e, Müttefiki olan Güney Kıbrıs'ta e, Güney Lübnan'ın e, arazi şartlarına benzediği için burada çok fazla e, askeri hareketler yapmaya başladı. Ve bunlara hep o zamanlar e, dediler ki yoğun bir büyük bir savaş simülasyonu. E, bugün de işte bu e, artık bunun karşılığını görüyoruz. Fakat e, dediğim gibi e, İsrail kara harekatı yapmakta acele etmeyecektir. E, çünkü bugün biz e, ga, yani şöyle İsrail'in üstünlüğü biraz hava üstünlüğüne dayanıyor. Yani gerek biz Güney Lübnan'da e, gerek diğer bölgelerde hep bakıyoruz hep Suriye'de hava harekatları şeklinde e, yani İsrail operasyonlarının şekillendiğini görüyoruz. Mesela Gazze'de bir e, kısmi bir kara operasyonu yapıldı. E Bu çok başarılı sonuçlar vermedi. Yani biz buradan anladığımız kadarıyla İsrail ordusu gerçekten de e, karada e, yani zannedildiği gibi çok büyük bir üstünlüğe e, ve dinamikliğe sahip değil. E, hava harekatlarında başarılı olmasının sebebi de çok basit. Çünkü e, Lübnan'ın bir hava savunma sistemi yok. Yani o yüzden bunun çok adil bir savaş olduğunu söyleyemeyeceğiz. Hizbullah'ın bugün savaştan kaçındığını yani daha geniş bir savaştan kaçındığını özellikle gözlemliyoruz. Fakat yine de Hizbullah tarafından verilen karşılıklar tepkisizlik olarak değerlendirmemeli. Muhtemelen onlar da 2006'dan bu yana onlar da askeri kapasitelerini genişletmişlerdir. Yani daha geniş bir savaş özellikle bir kara harekatı olursa o zaman bir şeyler söyleyebiliriz. E tabii ki buna da yani Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de iştirak edeceğini göz önünde bulundurduğumuzda dediğim gibi bölgesel ve bölge dışı aktörlerin, katıldığı daha geniş ölçekli bölgesel bir savaş riski her zaman vardır. Yani şu anda sorgusuz bir şekilde hava üstünlüğü İsrail'de sanıyorum demir kubbeleri de aynı zamanda savunmada çok etkili. Peki bunun yanı sıra İsrail Bakanı'nın bir tampon bölge söylemi vardı. Nedir o? Yani tampon bölgeden kasıt nedir? Şimdi dedi ki... Ee... Lübnan'ın güneyinde yaşayan halk tahliye edilir. Bu çok maksimalist bir talep yani bu halk evet. ta, e, tahliye edilerek burada bir tampon bölge oluşturalım dedi. Şimdi bunun e, iki türlü indikasyonu olabilir. Kısa vadede e, Hizbullah'ın işini zorlaştırabilir evet. çünkü e, Hizbullah Güney Lübnan'da üstlenmiş vaziyette ve saldırılarını buradan İsrail'e doğru yönetiyor e, ve şimdi bu e, böyle bir şey olması halinde yine orta vadede yani İsrail'e savunma hattını genişletme ve olası tehditlere karşı erken müdahale fırsatı da tanıyabilir hı hı. ve uzun vadede yani bölgedeki halkın e, tahliye edilmesi e, ve daha sonra burada yapılacak demokratik demografik değişimle e, yani İsrail lehine bir e, nüfus e, 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 bir İs İsrail lehine bir demografik yapı e gibi ona çeşitli avantajlar sağlayabilir. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. 1982-2000 yılları arasında yine e bölgede çatışmaların devam ettiği bir süreçte e İsrail Lübnan'ın güneyinde bir güvenlik kuşağı oluşturmuştu. Fakat e bu güvenlik kuşağı İsrail'e kısa vadede çeşitli güvenlik avantajları sağlamasına karşın Orta Vadede direniş hareketini güçlendirmiş ve uluslararası tepkilere neden olmuştu. Çünkü biz toprağı ilhak ediyorsunuz, yani bu problemli bir durum uluslararası hukuk açısından. Yani ne kadar işe yaramıştır, gerçi o ayrı bir tartışma konusu. Yani İsrail'in böyle bir geleneği var, stratejik anlamda önemli gördüğü bölgeleri zorla kontrol altına alma gibi. Ya bunun en önemli örneklerinden bir tanesi de 1981 yıllarında 1981 yılında çıkarılan Golan Tepeleri yasasıyla Suriye'ye ait olan Golan Tepelerinin ilhak edilmesi. Şimdi Uluslararası Toplum ve BMGK o gün bu kararı tanımamıştı. Fakat İsrail'in bölgedeki işgali fiilen sürmekte. Şimdi son soruma geçmeden önce BMGK dedin. Peki o oranın tutumu nasıl bu saldırılara karşı? Şimdi 2. Dünya Savaşı'nın galiplerini e, galiplerini içeren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 ülkeden oluşmakta. 5 e, ülke ve ben şu şekilde adlandırıyorum. 5 ülke ve 2 blok. E, bloklardan bir tanesi Rusya ve Çin. E, bloklardan diğeri de Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa. Bu ülkeler genellikle bu iki ayrı blok e, birlikte karar verme, birlikte hareket etme Birbirlerini oylamalarda destekleme eğilimi içerisindedir. Dolayısıyla burada da bir hani 3'e 2 gibi bir durum söz konusu. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden yani İsrail'i zorda bırakacak bir kararın çıkmasını ben olanak dahilinde görmüyorum. Çünkü hmm. sıklıkla Rusya ve Çin tarafından önerilen veya talep edilen meselelerin, maddelerin bu kuvvetler tarafından veto edildiği bilinmekte. Yani Hı. buradan bir şey çıkacağını ben zannetmiyorum. Çıkarsa da muhtemelen İsrail lehine çıkar. İsrail lehine çıkar ya da bir tarafsızlık lehine çıkar. Şimdi e, burada e, ayrı bir e, mesele de tabii bölgeyi çok ilgilendiren Hı. bir olay olduğu için bu Arap ülkelerinin tutumu. Evet. E, onlara da şu an baktığımız zaman yani gerek Ürdün olsun, gerek Suudi Arabistan olsun, gerek Birleşik Arap Emirlikleri olsun çok uzun e, zamandır İsrail ile normalleşme süreci içerisindeler. Ve onların tepkileri de şu anda hani nasıl desem hani kağıt üzerinde. Kınamalardan öteye geçmiyor. Yazılı tepki. Evet evet yazılı tepkiler. Peki son olarak şunu da e, sormak gerekiyor sanırım bu noktada. E, Orta Doğu çok karışık şu anda. Evet. Ve e, bir daha önce bir İsrail-İran gelelimi gördük. Hı hı. Son gelişmelerle birlikte Orta Doğu'da yeni savaşlar görür müyüz? Özellikle İran tarafından evet. İsrail'e yapılacak bir saldırı, bir e, harekat görür müyüz? Şimdi... Şöyle, e, ya bunu birkaç farklı pencereden inceleyebiliriz, cevaplandırabiliriz hı hı. bu soruyu. Şimdi birincisi e, İsrail'in uluslararası konumu, e, avantajları. Ya Ben her zaman İsrail'i Birleşmiş, Milletler, Birleşmiş Milletler'in en ayrıcalıklı üyesi olarak tarif ediyorum. Yani hiçbir ülke yoktur ki tarihinde bu kadar e, savaşla, bu kadar ilhak hareketi e, üstlensin, yapsın, icra etsin. Fakat e, adam akıllı bir tepkide karşılaşmasın. Yani İsrail'in e, uluslararası aranada kuvvetli dostları var. Hı hı. E, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri bunların başında gelir. Fransa önemli dostlardan bir tanesidir. E, kuvvetli bir sermaye birikimi var. E, şöyle, e, çok fazla savunma harcaması yapıyor. Yani e, kendine has bir e, bildiği ulusal silah sanayi var. Yani e, şimdi İsrail şu aşamada şunu şu şekilde düşünüyor olabilir. Yani biz tam da Rönesans'ımızı yaşıyoruz. Yani e, bizi artık kimse durduramaz. Yani, bir bakıma da hani e, kendi baktıkları pencereden mesele bu şekilde görülüyor olabilir. Bir de şimdi İsrail içinden bakmak lazım. Şimdi evet. İsrail toplumu karpuz gibi ikiye bölünmüş. Yani bir tarafta Netanyahu'nun başkanlık ettiği Likud'un başkanlık ettiği aşırı sağcı ittifak, diğer tarafta da işte solcuların, sosyalistlerin veya işte Arap milliyetçilerini oluşturduğu farklı bir kanat. Netanyahu hakkında açılmış çok fazla yolsuzluk dosyası var. E, iktidarı kaybetti, geri geldi. Yani hala iktidarı çok sallantıda. Hala e, Tel Aviv sokaklarında hükümet karşıtı gösteriler yapılıyor. Dolayısıyla muhtemelen e, Netanyahu e, birincisi iktidarı tehlikede olduğu için e, tek çıkış yolunun savaş olduğuna inanıyor. İkincisi İsrail gerçekten de bugüne kadar savaşarak çok şey elde etti. Yani ta 6-7 gün savaşlarından Yom Kipur'dan şuradan buradan alalım bugüne kadar gelene kadar şiddetle, kaba kuvvetle, güç yoluyla, diplomasiden diplomasiyle kazandığından çok fazla şey kazandı. O yüzden de bunu büyük bir fırsat olarak görüyor olabilir. Bugün bakıyoruz Batı Şeria'da İsrail'in genişlemesinin yani dar planda iki bölge var. Bunlardan bir tanesi Gazze'ydi şu anda abluka kırıldı içeri girdi ve çok büyük ölçüde orayı işgal etti. İkincisi hemen ardından Batı Şeria'da e, topraklarını genişletmeye başladı. Şimdi Güney Lübnan'da e, benzer bir harekete girişiyor. Daha önce Golan Tepelerine doğru genişlemişti hı hı. ve buralarda hep İsrail e, silahla sonuç aldı. Bugün de e, tekrar e, silahla sonuç al al alacağını düşünüyor olabilir. Fakat dünya 20 sene önceki dünya değil dünya dengeleri hızlı bir şekilde değişiyor. Bugün bugün geçmişten ziyade hani tek kutuplu veya çift kutuplu dünya dönemlerinde olduğu gibi değil de bugün daha ziyade bir çok kutuplu söz konusu. Bugün mesela bölgesel güçler var. Bugün bölgesel inisiyatifler var. Bugün alternatif inisiyatifler var. Yani NATO'nun da alternatifi var. Belki yarın Birleşmiş Milletlerinde bir alternatif olacak. Hani eğer böyle giderse. Dolayısıyla dünya 20 sene önceki dünya değil. Şüphesiz İsrail de 20 sene önceki İsrail değil. Fakat e, gelişmeleri hepimiz göreceğiz. Ancak e, Netanyahu'nun e, savaş yanlısı olduğuna inanıyorum. Hı hı. E, savaşı büyütmek istediğine inanıyorum. Bütün yani, Orta Doğu'ya yaymak gibi bir e, planı var mı? Bence bütün Orta Doğu'ya yaymaktan ziyade en azından hani e, yani Levent bölgesi dediğimiz işte Suriye, Lübnan yani buralarda savaşı diri tutmaya çalışıyor. Kendi hı. ülkesi için yani kendisi şimdi İsrail Filistin devletini tanımıyor. Dolayısıyla Batı Şeria'yı da Gazze'yi de Gazze Artık kendi ülkesinin sınırları içerisinde geliyor, Golan tepeleri dahil olmak üzere. Ee, bugün bunu Lübnan'a yayabilir, ee, orada farklı bir reaksiyonla karşılaşabilir ki hı hı. muhtemelen karşılaşacaktır. Ee, İsrail İran'ı tahrik etmeye muhtemelen devam edecektir ki bugün İran dediğimiz devlet de bir nükleer güçtür. Yani e, bu işler büyük bir felaketle sonuçlanabilir yani İsrail halkının lehine veya aleyhine. ama yani insanlık açısından baktığımız zaman yani. Daha fazla ölüm, daha fazla kan, daha fazla gözyaşı anlamına geliyor. Dolayısıyla birilerinin çıkıp İsrail'e dur demesi gerekiyor. Fakat İsrail'e dur demesi gerekenler Orta Doğu'yu kuvvet kaydırmaya devam ediyor. Bütün mesele budur yani. Daha büyük bir trajedi doğabilir diyorsun. Tabii ki bu Tetiklenebilir yani. Çok olası. Peki. Eklemek istediğim bir şey varsa onu da alayım senden. Şu an eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Öyle mi? Ben teşekkür ederim. Hı. Vakit ayırdım bugün. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri Orta Doğu'daki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalıştık. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz. Ancak bugünlük burada noktalayalım. Başka bir programda görüşmek üzere.